yönetmek için gereken vasıflarla iktidara gelmek için gerekenlerin aynı olmadıklarını söyle ona. İşlerin iyi idaresi insanın kendini unutup sadece başkalarıyla, özellikle de en muhtaç durumdakilerle ilgilenmesini gerektirir. Oysa iktidara gelmek için insanların en açgözlüsü olup kendinden başka hiçbir şeyi düşünmemek, en yakın dostlarını bile ezmeye hazır olmak lazım. Amin Maalof'un Semerkant adlı eserinin 94. sayfasından bir bölüm. Merhaba arkadaşlar, kanal Vidi Vidi'ye ve onun programı Renksiz'e hoş geldiniz. Bu programda bazen bir kitabı, bazen 2-3 kitabı anlatacağız. Tamamen bir okurun gözünden beğendiklerimizi, bazen beğenmediklerimizi masaya yatıracağız. Neden okunmalı sorusundan ziyade neden okunuyor sorusuna cevap arayacağımız programın 11. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde kitabımız Amin Maalof'un romanı Semerkant. Ben kitabı Ali Berktay çevirisiyle Yapı Kredi Yayınları'ndan 318 sayfa olarak yayınlanan 2021 baskısını okudum. Amin Maalof'un kalemi gerçek kişi ve olayların ışığında tarihe masalsı bir atmosfer katarak okuyucunun hikayeden kopmasını da bir polisiye yazar inceliğiyle sağlıyor. Genel okuyucu kitlesinin tarihi romanlarla ilgili genel eleştirisi olan sıkıcılığı belki de en iyi bu şekilde kıran yazarlardan biri Maalof. Semerkant kitabında İran tarihinin önemli olaylarını öncesinde Ömer Hayyam'ın çevresinde şekillenen olaylar üzerinden okuyoruz. Ve bu ortalama 1000 yıl öncesi demek. Ardından 1000 yıl sonrasına giderek Hayyam'ın el yazmasının izinden benzer şehirlerdeki İran'ın öyküsünü ortalama 1000 yıllık bir tarihi okumaya devam ediyoruz. 4 bölümden oluşan kitapta gerçek kişiler, mekanlar ve olaylar kurgusal bir hikaye içinde ustaca karıştırılıp okura servis ediliyor. İlk 2 bölümde Ömer Hayyam ana karakterimiz olurken kitabın gerçek mekanlarda yaşayan karakterleri arasında bizi Hasan Sabbah ve Nizami Mülk de karşılıyor. 1000 yılın sonu ve Denizde Bir Şair yani romanın son 2 bölümünde de kurgusal karakterler sunuluyor. Hayyam'ın yaşadığı çağdan Semerkant, Merv, Kum, İsfahan, Nişabur, Tebriz, Tahran, İstanbul, Paris gibi şehirlere uzanıp 1000 yıl sonrasına 1900'lü yılların başına gidiyoruz. Hayyam'ın el yazmasının izinden giden Benjamin Omar ve Şirin gibi kurgu karakterlerle kitabın hikayesini çeşitlendiriyor yazar. Kitabı okurken sık sık bu anlatıların ne kadarı kurgu, ne kadarı gerçek diye sorgulayacaksınız. Tarihsel kurgunun okuyucuda hissettirdiği genel bir durumda budur zaten. Öyle ki bu sizi fazlasıyla araştırmaya sevk edecektir. Ki bu kitabın belki de bu kadar çok okunmasının nedeni de budur. Özellikle kitabın ilk 2 bölümü, Ömer Hayyam'ın hayatının anlatıldığı bölümler, Ömer Hayyam üzerine daha önce çalışmış biri olarak beni oldukça etkiledi ve merakımı uyandırdı. Sık sık sizi araştırmaya teşvik edecek Semerkant, Ömer Hayyam'ın, Hasan Sabbah'ın, Nizami Mülk'ün hayatlarını okurken kendinizi bulacağınız bir okuma süreci yaratacak size. Programın başlarında da söylediğim gibi karakterler ve olaylar gerçeği yansıtırken yazar bu olayları
kurgusal bir roman içinde en ustaca şekilde karıştırıp size tüm lezzetiyle servis etmiş. Kitabın 1000 yıl sonrasına giden 1900'lü yılların başındaki bölüm ise yakın tarihimize ışık tutarak İran'ın çalkantılı tarihinin sebebini biraz daha yakından anlamamız için rehber olacaktır. Ama bu kitapta en çok merak edeceğiniz şey Ömer Hayyam'ın Rubaiyat eserinin orijinal aslının başına gelenlerin doğru olup olmadığı olacak elbette. O yüzden okuyun, görün, bizden bu kadar. Biz bunu diyebiliriz bundan sonra. Çünkü kitabın tamamını anlatmaya kalkarsak ya da çok ince detayları da verirsek sizin için bir keyfi kalmayacaktır. Evet, bu şekilde Kanal Vidi Vidi'nin programı Renksiziz'in bu bölümünü de burada bitiriyoruz. Ben Deniz Ömer Yıldız. Ekranın hemen şurasında bulunan butona tıklamanızı, kanalımıza abone olmanızı, programımızı beğenmenizi ve yorum atmanızı rica ediyorum. Programımıza her zaman olacağı gibi Trier'in bir sözüyle bitiriyorum. Kötünün yanında iyiye de hazırlıklı olun. Hoşça kalın.